Rüyalar çok önemli. Rüyalar aslında bizim geleceğimizden haberdar Aynen. ediyor bizi. Ama Aynen. nasıl yorumlayacağımızı bilmiyoruz. Evet. Kocamın evlendiğini gördüm demiş. Hayırdır inşallah. Hocam boşanacak mıyım? Aramızda çok kötü. Yine Ankara'dan sevgili Seval Hanım. Şimdi araların kötü olması tabii ki doğaldır. Hani şöyle doğal. Bazı nasıl doğal? Kar, yani şöyle karı koca arası hayatta her zaman ya Aynen iyi oluyor. yaşarız ya kötü yaşarız. Bu doğal yani. Her zaman karşılaştığımız olaylar. Fakat sabr celil yani Allah'ın 99 isminin içerisinde en altta olan sabır kelimesini Cenab-ı Allah bizlere verirken şurada belirttiği gibi diyor ki kocam evliliğinde e, kocamın evlendiğini gördüm. Boşanacak mıyım demiş. Şimdi burada ne yapıyor kişi? Kendi kafasına vird diyor, Yani kendi kafasına nakşediyor. Bilinçaltı rüyalarını yani yansıtıyor. Boşanacağım diye düşünüyor. Bilinçaltı rüyalar vardır. İşi sıkıntı içinde olur. Sıkıntı içerisinde yaşamış olduğu olaylardan dolayı bunu görmüştür ama. Lakin burada o rüyanın içerisinde gözüken olay değil de ben kendisi diyor ya boşanacak mıyım? İşte orada kendi kafasına kurguladığı olayı söylüyor bize. Öyle bir şey yok. Rüyamda kocamın başka bir kadınla evlendiğini görürsem ne anlam ifade eder? Hediye. Ne hediyesi? Kendisine hediye gelecek, gönlünü alacak. Ha bana hediye gelecek. Kocamı evet. mı hediye dedim? <laughs> e, yok. Kendisine hediye gelecek. Peki. Yani kendisine hediye gelecek ve özür dileyecek adam. Aa. Aa, soru çok fena. Evet. Allah göstermesin. Allah kayınvalidelerimize uzun ömür versin. Bütün kayınvalidelerin ömrü uzun olsun inşallah. Evet. Rüyasında kayınvalidesinin öldüğünü görmüş. Kocam beni sevecek mi diyor. Koca yani burada kayınvalidesinin öldüğünü görmesi hani biz her zaman deriz kişi karşıda iki kişi vefat ederse onun ömrünün uzadığını gösterir. Kişiye de hayırlı haberler geleceğini gösterir. Ama lakin eğer burada kişi hainse yani hainlik yapmaya çalışıyorsa ara bozan biri ise Burada gelin kardeşimize şunu söylüyor rüya. Diyor ki eninde sonunda imana gelecek. İnşallah. Ama bekle. Evet. Peki rüyada üç taşlı yüzük, 33 çeyrek altını suya attım. Hı hı. Babaanneme bunu anlattığımda dedi ki kızım zengin olacaksın inşallah. Yok öyle bir şey yok. Babaanneler de rüya Baba Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun ama öyle bir şey yok. Şimdi bize şunu söylüyor. 33 tane altın olması, üç tane üç taşlı yüzük olması bize şunu gösterir. Ne gösterir? Allah nasip ederse 3 ay ya da 3 vade içerisinde ya da 3 e, yıl mı? Yok, 3 mevsim içerisinde üç mevsim. karı koca olan bir düğün merasimine yeni çiftlerin karı koca olacak bir çiftin düğününe katılacağına orada o kalabalık ortamında bir han veya bazı hanımların orada dedikodularına iştirak edeceğine ama onlara katılmaması gerektiğine Orada bir laf olacak o düğünde. O düğün içerisinde dedikodu yapmaması gerektiğini beyan eder. Çünkü orada bir dedikodu olacağını gösteriyor. Evet. Peki üç taşlı yüzüğün hemen ardından başka bir seyircimiz şunu görmüş. Rüyasında halay çekerken topuğu kırılmış. Hı hı. Topuğumun kırıldığını gördüm. Çok endişelendim. Acaba bu rüya bana ne anlatıyor diyor. Burada Kötü mesela, bir burada mesela şimdi bakın bir soru sormuş bize bu kardeşimiz. Vallahi çekerken ayakkabının topuğu kırıldı. Tamam güzel bir şey ama burada hangi ayakkabısının topuğunu kırıldığını Hayır, bize söylememiş. Hayır topuğunun kırıldığını gördüm demiş. Evet ama hangi ayakkabısının topuğunun kırıldığını bize beyan etmediği için biz yorumu şöyle yapacağız. Burada ayakkabının Hocam, topuğunun... Hocam sol sol topuğu kırılmış. Sol topuk mu yazıyor? Tamam. Sol topuk. Sol topuğu kırılmışsa anne tarafından yani anne tarafından kuzenleri olabilir. Teyzesi, dayısı, hala yani bunların hala değil mi? Teyzesi, dayısı bunların... Çocuklarının bulunduğu ya da onların ailesinde bulunan bir insanın e, bir sıkıntısını duyacağına fakat çağrıldığı yere gidilmemesi yani Gitmemesi gerektiğini gösterir. Yani davete icabet etmeyin etmeyecek. Diyorsun. Peki. Evet. Kocamın bana yeniden aşık olduğunu gördüm. Aramızda o kadar kötü ki ben benim için buruya kıyamet kopacak gibi demiş. Yani niye kocanız size tekrar aşık olamaz mı ya yani mümkün değil mi böyle bir şey? Buraya göre eşi başka yerde hanımını kesmiş. Yani dedikodu yaparak kesmiş onu kesmiş. Ya. Evet. <laughs> Hocam, e şimdi genç dilinde konuşuyor, kesmiş. E, yani şöyle yani, <laughs> ya şimdi biz yapmış. eskiden selam derdik, selamı düz yazardık, komple yazardık. Şimdi s yapmışlar, selam demişler. <laughs> Doğru. Şimdi orada da kesme yani şunu diyorum, eşi hanımefendiyi bir, bir ortamda incitmiş yani. Peki, evet. bir düğünde, hocam rüya bu ya demiş, e, bir düğünde davul e, zurna çalan e, kişiye aşık oldum. Ama ben davul çalana değil, zurnacıya aşık oldum demiş. Evet. Ya ben gülüyorum siz de gülüyor musunuz bilmiyorum. Rüya bu bir şey demiyorum ama. Evet. Ne diyorsunuz? Tabii biz hani burada latif olsun diye gülebiliriz ama aslında rüya bize başka şey anlatıyor burada. Ne anlatıyor hocam? Zurna ağzı geveze olan, gevezelik yapan, sözünde durmayan bir insanla muhatap olacağını gösterir. Kim? Bir beyefendiyle. Eğer böyle biriyle bir diyaloğu varsa, bekarsa bu kardeşimiz boşa zaman harcamaması gerektiğini söyler. ...bazı sorular beni şöyle şaşırtıyor... ...mesela bakın hanımefendi demiş ki... ...kocam beni tatilde aldattığını gördüm... ...tatile gitmiş kocam... Evet. ...orada beni başka bir kadınla aldatıyor... ...bundan sonra tatile gitmemeli miyim... Hı. ...demiş... Ya ...şimdi yani rüya bu... ...rüyaya... Yok. ...gündelik e, tatile, hayata nasıl bağlarsınız... ...tatile gitmemeli yani tatile gitmemeli... ...ya da gitmez diye bir konum yapmamalı burada... ...yapacağı şey şudur... ...bu kardeşimizin kendi evine... ...yuvasına... Bak tatil diyor tatil. Ne demek bu? Şunu söyle. Dışarıdan demek? gelecek olan bir misafir var. Bu misafir senden ağzından laf alacağını gösterir. Ailenle alakalı herhangi bir şey anlatmaması gerektiğini gösterir. Bak o nereye vurguluyor? Tatile gitmemem mi gerekir diyor. Hayır öyle bir şey yok yani. Dışarıdan tatile gelen aslında dışarıdan gezmeye gelen bir insanın... Biz tatil ile yazın yaşamayız ki. Şimdi bile çıkarız deriz ki gidip gezelim biraz Şimdi dolaşalım. Şimdi Hocam evet. siz bunları anlatıyorsunuz ya. Bu Mesela bunu... Mesela rüyamda kocamın işte tatilde beni aldattığını evet. görüyorum. Ay ne saçma bir rüya gördüm deyip ben mesela evet. geçer gidelim evet. atıyorum ya da işte bir zurnacıya aşık oldum evet. diyelim ki. Kendi hayatın için çok önemsemiyorsun bunu. Şimdi ben hep bunu tekrar ediyorum hep söylüyorum. Benim hocamla ilk tanışmam öyle oldu. Bir rüya gördüm. Arkadaşım dedi ki bir rüyanı anlatır mısın dedi. E anlatayım dedim. Hocam da bir yorum yaptı. Ama hocamın yaptığı yorum benim hayatımla alakalı yani alakası yoktu. Tamam dedim. Size yemin ediyorum üç gün sonra gördüğüm rüya hocamın yorumu bizzat birebir yaşadıktan sonra dedim ki hocam sen gel. Gel gel yayına gel bize yayında anlat. Şimdi böyle rüyanızı anlattığınız zaman göreceksiniz. Hadi Türkiye ne olur gördüğünüz rüyayı anlatın. Çünkü gördüğünüz rüya size gelecekle ilgili çok şey söylüyor. Telefonlarımız bu. WhatsApp attığımızda bir daha verelim arkadaşlar. Lütfen rüyanızı video çekerek bize gönderin. Ve bulunduğunuz de söylemeyi unutmayın. WhatsApp numaramız da bu. Bugün video olarak canlı yayında kendinizi görebileceksiniz. Ankara'da kar yağarken denize girdiğimi görüyorum. Ee, ...evlenmek üzereyim, acaba kocam soğuk biri mi olacak diyor. Evet. Şimdi, Antalya'da bu arada, Antakya'da dedim ama evet, Antalya'daymış. Evet, şimdi şöyle bir parantez açayım. <laughs> Cafer-i Sadık, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ali radıyallahu anh'unun ...son kuşağında olan, evlatlarından biri olan yani o dönemde... ...kendisi şöyle bir şey söylüyor, diyor ki... ...rüya yorumlarında diyor, her rüyaya diyor bir yorum getirmeyin diyor. Oradan bir şifre bulursanız getirin diyor. Orada eğer bir şey yakalarsanız diyor ona yorum getirin ve Namdusi de, İbn Sîr de, Kirmani de, Saadettin Didari de bu tür bu tür alimler gerçekten çok güzel makamda olan insanlar bunlar. Bu insanlar her zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak yorum yapmışlardır. Şimdi biz de burada diyoruz ki bakın mesela Ankara'da kar yağıyor işte filan yerde güneş var demiş bu kardeşimiz. Antalya. Antalya evet. Yani evlenme, evlenme aşamasındayım. Ee, şöyle bir şey var. İki tane dileği var. İki dileği var. Allah nasip ederse biri kışın, biri de yazın icra edeceğini göstermiş. Ha burada ben işte kötü mü olacağım, seçim mi yanlış mı yaptım diye bir yorum yapmaması lazım. Bakın bir de size şunu söyleyeyim. Siz kendi rüyanızı kendiniz yorumlamayın. Yani rüyayı gören kardeşlerimiz rüyasını kendisi yorumlamasın. Sadece Şöyle istemez, yorumlanıyor. Şöyle hocam desinler ya. ya Rabbi ben mutlu bir rüya gördüm. Yani güzel bir mesaj gördüm. Ben öyle algıladım ya Rabbi o şekil çıkar diye İnşallah. niyet etsin. Eğer kötü bir rüya gördüyse, ya Rabbi bu da endişe ettim. Ne olursun ben senin kulunun, belki ben bilerek bilmeyerek hata yapmış olabilirim. Bu rüyamın kötü çıkmaması için veyahut da bu rüyanın bu şekilde çıkmaması için dua etmeli, sadaka vermeli yani. İnşallah. Evet. Karımın beni eve almadığını gördüm. Ee, bu arada karım aldatacak mı diyor. Karım beni eve almadığını görüyorum ama başka bir adam benim yerime içeri giriyor diyor. Hı hı. Burada kişinin bir eşya kaybedeceğini ve aynı zamanda bir de eşinin kıymetini bilmesi gerektiğini gösterir. Bu Hı, kardeşimiz de sormuş, buna dikkat ediyor. Karımı eder. aldatacak mıyım demiş. Yok kendisi burada bir eşyasını kaybedebilir. Diğer yandan Allah nasip ederse hani burada eşine daha biraz daha değer vermesi gerekir. Çünkü içeriye almıyor. Yani bu kişi dünyadayken dışarıya değer veriyor evine değer vermediği gözüküyor. Hı. Şimdi başkası olsa da buna ne yorum yapardı diye ben merak ediyorum yani. Karım beni eve almıyor. Rüyada ben bunu gördüm. Ne diyebiliriz buna? Beni sevmiyor mu acaba? Veyahut da öyle deriz yani. Veyahut da işte başka yorum getiririz. Ama öyle demiyor. Evine değer ver diyor. Allah bunu söylüyor. Peki. Evine değer ver diyor ona. Şimdi evet. peki, şimdi siz bazen diyorsunuz ya hani rüyanın içerisinde, kendi içerisinde şifreler var diye. Evet. Bak seyircimiz de bu şifreyi şöyle çözmüş. E, soru gelsin mi ekrana? Kaynanam. 44 bilezik e, kaynanamın bana 44 bilezik verdiğini gördüm. <laughs> evet. Buradan şey çıkarmış. Kaynanam 4 4'lük birim olacak. <laughs> 4 44 ya. Evet. Siz bazen öyle yapıyorsunuz yani. Ya ha. Rakamlardan yola tamam, çıkarak. Bu çıkmış. öyle bir şey değil ama ya. Evet, evet. Şimdi e, buraya göre tabii bilezik olması biliyorsunuz altın sınıfına girdiği için orta yaş üzeri hani ileri yaş grubu dediğiniz düdüklü tencere misali orta yaş grubu olan kısmın üst sınıfında bir takım insanların kaynanasının onun hakkında dedikodu yaptığını gösteriyor. Fakat ne zaman? Dört ay içerisinde yaptığını gösterir ve bu dört ay içerisinde dört kez yaptığını gösteriyor. Dört kez ciddi bir şekilde onun dedikodusunu yaptığını göstermiş. Ama bu da dört dörtlük mi olacak diye bir kardeşimiz güzel bir yorum yapmış. O da iyi. Ee, allah Allahu Teala son nefesi insan çıkmayana kadar imanlı mı imansız mı gideceğini bilemediğimiz Doğru, gibi tabii. kişi düzelebilir de yani. Umut kesmeyeceğiz. Evet. Rüyasında ne görmüş biliyor musun? Karısı onu pataküte tokatlıyormuş. O da diyor ki karım beni çok mu seviyor? <laughs> ha, rüyada beyefendi görmüş o zaman. <laughs> evet. Allah nasip ederse eşi ona hem dua diyor hem destek olacağını göstermiş. Tokatladığı e, zaman evet, gördüğümüz zaman. E, tabii bir insan dayak yiyorsa rüyada destek gelecek kendisine. Eşinin dövmesi tabii ki ona yapmış olduğu dualar ve ona yapmış olduğu hani e, plan ve projeleri varsa ona vereceği destekleri gösterir. Türkiye. Ye rüyasını yorumlamak için şu anda ekran başında. Eyvallah. Arkadaşlarımız telefon başında. Stüdyoma az sonra döneceğim. E, WhatsApp numaramız var. Lütfen telefonunuzu şöyle yan tutarak video bölümüne girip WhatsApp'tan görüntülü olarak videolarınızı bize gönderebilirsiniz. Uyurken hayırdır inşallah hocam demiş. Ak sakallı bir de rüyama girdi. Gözlerimin içine bakarak dedi ki senden adam olmaz. Hı hı ne anlama geliyor diyor. E şimdi Neler tabi, olacak? Evet. Şimdi ak sakallı bir dede. Bilirsiniz hani bizim şöyle bir tabirimiz var. Hani Nuh Aleyhisselam da öyleydi mesela. Hani yaşlıydı. Çok yaşlıydı. Sakallıydı. Mesela peygamberlerimizin birçok hani e, bazı peygamberlerin hani hayat hikayesini anlatırken bile genelde sakallı ve sarıklı görürüz. Biz onları ehli kamil deriz. Ehli kamil. Yani artık ruh oturmuş. Akıl oturmuş deriz. Bununla alakalı şu var. Burada diyor ki adam olmasın derken yapmış oğlun fikirlerinden ayrı dur. Pre, plan ve proje yapmışsan demin dediğim gibi bir yol çizmişsen ondan uzak dur. Şu anda onu yapma. Bir yol varsa oraya gitme. Yani kendini toparlaması gerektiğini. Bu kardeşimizin bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıya göre bu kardeşimizin tam itikatla Cenab-ı Allah'a dua ederek kendi kalbiyle beraber, beyniyle beraber hani kendi planlarını toparlaması için, kendini toparlaması için Cenab-ı Allah burada bir aksakallı birini gönderiyor, uyarıyor. Örnek vereyim diyor ki Hani adam olmazsın derken kendini toparla artık. Hayata bağlan demiş yani. Evet. Peki. Önce Gaziantep'te baklava yemiş rüyasında. Sonra Diyarbakır'da karpuz yedim. Hı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Baklava yemek ne demek? Tatlı yemek kötü bir şeyin habercisi mi? Ee, tatlı yemek kötü bir şeyin habercisi demeyelim de. Şimdi baklava dilimini geçen yine ben bahsetmiştim. <laughs> Afiyet olsun dört, dedim. Evet, e, dört dilim oldu. Mesela kare kesilip işte... Dikdörtgen kesiri biliyorsunuz ama dördü bize verir orada. Dört ay içerisinde bu kardeşimizin Allah izin verirse bir dileği gerçekleşecek diğer yandan karpuz yemişti. Karpuz yaz meyvesi olduğu için ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karpuzu çok severdi ve yediğinde de derdi ki benden önceki peygamber kardeşlerim de karpuzu çok yerdi derdi. Bu peygamber karpuzlar bize şunu gösterir. Bu kardeşimiz eğer bekarsa evliliğe adım atabileceğine, eğer bu kardeşimiz evliyse hayırlı çocuklara kavuşabileceğine. Çünkü nereden bu yorumu yaptık? Yeşil karpuzun dışı olduğu için duanın kabul oluşudur. İnşallah. Yine bir ders mahiyetinde veriyorum. Karpuzun içi kırmızıdır, başarıyı gösterir. İçindeki çekirdekler ne olursa olsun evladı bir düğün ortamına gireceğini ve ferahlayacağını gösterir. Karpuz me karpuz da peygamber meyvesi olduğu için kişinin hayırlı kapıların yüzünün açılacağını beyan etmiş. Evet, bu hmm. sefer bak ben detaylı bir yorum yaptım. Detaylı. Ha bu tabii bu şimdi bu detaylı oldu. Ben, ben de bu çözmek sonra için. diyorum ki Allah'ım bütün bekarların rüyasına karpuz. <laughs> Yazın söyle de içim Adana'da karpuz kalmasın. <laughs> bütün evet. bekarların rüyasına karpuz inşallah. i̇nşallah. Şu anda i̇nşallah. telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı. Ekran başına yeni geçenler varsa güzel bir sabah diliyorum. Bereketiniz çok olsun. Türkiye rüyasını soruyor. Ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil canlı yayında yorumluyor. Şimdi kocasının Rus ve Ukraynalı bir sevgilisi olduğunu görüyor rüyasında. Hı. Ve hanımefendi diyor ki aramızda kötü. Acaba bu koca beni boşayacak mı? Yok iki tane bayan görmüş değil mi? Evet, biri evet. Rus, biri Ukraynalı. Ha. iki sevgilisi olduğunu görmüş. Yazın iki Evlerden tane yolları, uzak olsun. Evet, iki tane yazın Allah nasip ederse yolları var bu kardeşlerimizin. Bu iki yol üzerinde muhakkak ki hem güzel olaylar yaşayacak, hem de durgun olan hayatlarını içerisinde biraz renklendirecekler yani. Bunu göstermiş. Evet Hocam rüyamda bana kocam e, ayda 150 bin lira naf nafaka veriyordu. Hı. E, ve biz boş, boşanmıştık. Hı hı. acaba kocam zengin mi olacak diyor. 150 bin lira gördüm ve 150 hı hı. binin hepsini bir arada görmüş. Evet, yok. 150 bin. Yani 150 bin görmesi bir buçuk ay içerisinde bu kardeşimizin Allah nasip ederse eşiyle beraber hem fikir oldukları kendi tarafından aslında çok istediği bir olayı eşiyle beraber yerine getireceklerini gösterir. Eğer Peki. eşi bir söz vermişse vaadinde duracak. Peki. Evet.